Evet. Lab 4 ile birlikteyiz arkadaşlar. Hemen labımıza başlayalım. Bu lab boyunca bir Yocto layer'ı oluşturacağız. Onu Yocto projesiyle ilişkilendireceğiz. Ve AnInvider uygulamamızı da bu layer içerisinde bir recipe olarak görmemizi sağlayacağız. Bununla alakalı olarak Bitbucket Layers isimli komut bizim tüm layer'larımızı, resiplerimizi görmemizi, reçetelerimizi görmemizi, eklememizi, çıkarmamızı, oluşturmamızı sağlıyor. İşimizi kolaylaştırıyor. Bütün bunları manuel olarak da yapabileceğiniz gibi. Çünkü bir layer'ın içerisindeki konfigürasyon yapısı ve klasör yapısı bellidir. Ve onun o klasör yapısının petinde nereye build conf altında, bb layers conf altında yazacağımız da bellidir ama biz hata yapmaktan uzaklaştırmak için Bitbake Layers var. Şimdi ilk olarak biz şu Bitbake Layers komutunu biraz tanıyalım. Şimdi Bitbake Layers tretre help dediğimde ne kabiliyeti varsa bana döküyor zaten. Show layers mevcut olan layer'ları gösteriyor. Show overlay, show recipes, append'ler bu BB append'leri gösterecek. Layer'ımızı bizim için nazik bir şekilde BB layers conf dosyasının içerisine ekleyecek. Bir layer'ı kaldırabileceğiz. Gibi gibi birazdan da göreceğiz create layer'ı. Şimdi örneğin bu örneğe biz de bakalım. Bitbake show layers. Dediğimizde bakın bizim MetaPoki ve MetaTiA olmak üzere 3 tane layer'ımız olduğunu söylüyor. Evet, bunu nereden alıp getirdi bize? Bu arada başlamadan önce ben eğitimden önce herhalde yaptım. Şu source Poki OA init build environment boşluk build diyerek bir initial ilklendirmemizi yapalım. Ki Bitbake bizim Bitbake ve Saz arkadaşları bizim petimize gelsin ve çalışma ortamımız, terminalimiz yok da öyle çalışma uygun hale gelsin. Şimdi show layers dedik. Aslında bunun build altında conf altında bir layers conf içeriğiyle uyumlu olduğunu ve bir layers değişkenin aslında karşılık geldiğini biliyoruz. Bir de bakalım show recipes diyelim. Örnekte Linux yoktu demiş. Biz de onu yapalım. Evet, meta içerisinde farklı versiyonlarla. AnInvider'ımıza bakalım. Biz oyunumuza. Evet. Bunu da meta layer içerisinde olduğunu görüyoruz. Şimdi diğerlerine gelelim. Overlay'imiz yok şu an. Onu göstermemize gerek yok. Evet, create layer diyeceğiz. Tek başına kullanılmıyor bu komut tabii ki. Derste de görmüştük daha önce. Bitbake layers, create layer. Bir priority vereceğiz. Örnekte 7 olarak. Ve bir layer oluşturacağız. Hadi gelin. Create a new layer başlığı altında bizden isteneni sağlayalım. Şimdi layer Priority'si 7. İsmi de ne olsun istediler? Meta
tre bootlin lab. Enter diyorum. Evet. Evet. Ben böyle bir şey oluşturdum. Ama gelin görün ki yanlış bir şey oldu. Hemen add demeden önce bu geleneksel hatayı göstereyim. Bakın bulunduğumuz yeri oluşturdu. Gelin bunu silelim. Hayata baştan başlayalım. Şu an remote layers çalışmaz çünkü add yapmadığımız için. Bu yalnızca bir klasör şu an. Herhangi bir yere eklenmedi. Gelin biz cdpoki altına, oeroot altına girelim. Ne diyordu? Bizim için best practice olarak oeroot altına hepsini yan yana koymamızı tavsiye ediyor. Biz de o şekilde yapalım hadi. Tamam. Şimdi bakalım metalarımız. Metalarımız meta oradalar. Evet. Şimdi bize de çok nazik bir şekilde haydi bunu da yap da add layers'ı yap ki ben onu şu build conf altındaki BB layers'ın içerisine ekleyeyim diyor. Ki bulunduğum klasör build Poki'nin altına koyduk. Poki bir üstte Poki'nin üstteki klasörlerin Poki'nin altına meta build in labs add layer diyorum. Evet. Şimdi gelin BB layers içerisini tekrar kontrol edelim. Evet. Bizim güzel satırımız gelmiş. Evet. Meta TI'yi bize eğitimin başında bu noktaya kurdurmuş oldular veya benimkinde kurulum bu şekilde gerçekleşti. Meta TI'yi de biz Poki altına alabiliriz aslında. Gelin onu da manuel bir şekilde yapalım. Move meta TI Poki altına al. Bir de şunu manuel bir düzeltelim. Evet, bu bir sadece makyaj. Şimdi evet, yok dolapsa geri geliyorum. Şimdi bir ziyaret edelim bakalım. Bir hoş geldine gidelim. Bootlin Labs. Bakın default olarak MIT geldi. Bir example recipe gelmiş. Conf gelmiş. Bakalım. Conf'ta ne var? Bakın. Evet. Burada wildcard'la ne kadar bir append varsa bir filesa append edileceğini. Priority 7 girmiştik bakın. Meta bootlin labs için 7 geçerli. Biz buraya bir de gelin kiminle uyumlu olduğuna dair bir girdi yapalım. O da nedir derseniz.
Şimdi layer dependencies'i tanımlamayalım ama layer series compat'a bir şey atayalım. With which layer is compatible? Sumo'yla uyumlu olduğunu gösterelim. Onda gelin yoktu documents'tan bir bakalım. Bakın. Ne ile? Sumo ile uyumlu şeklinde bir gösterim var. Haydi biz de aynısını uygulayalım. Bizim meta-bootlin loss için geçerli olmak üzere. Sumo ile uyumluyuz arkadaşım diyelim. Bizim Sumo'ya %100 bağımlılığımız yok Anywhere için. Ama sizin layer'ınızın Sumo'dan Zeus'a veya daha önceki eski versiyonlara uyumlu olup olmamasını buradan hangileriyle uyumlu olduğunu buradan ifade edebilirsiniz şeklinde bir bilgiyi aktarmış olalım. Evet. Evet, burada global layer configuration file'dan bahsetmiş. Biz bunu bbpend altında hallettik zaten. Şu içerisinde otomatik oluşan bir readme'den bahsediyor. Gelin ona bir bakalım. Bakın buradaki conf bizim layer'ımızın conf direktörisi. Bir de build altında conf var ki o işte global konfigürasyon dosyası. Şimdi bak, burada bir readme kalıbı var. Bağımlılıklar. İşte URI. Onları buraya yazabiliriz. Patchlerimiz varsa onları buraya yazabiliriz. Bir de maintainer olarak kimdir bunun maintainer'ı? İşte buraya sorumlus bakımcısının ismini yazabiliriz. Ne kadar güzel bir readme bize readme kalıbı sunulmuş. Evet, şimdi integrate a layer to the build demiş. Biz bunu biraz önce işledik. Şimdi show layers diyelim ve burada anlatılan add layer yaparak add layer işleminden sonra da onun global conf bb layer conf içerisinde olduğunu biz teyit ettik. Integrate a layer to the build. Biz yoktu sistemine layer'ımızı entegre etmiş olduk. Şimdi bakalım. Bakın. 7 priority'de bootlin labs yerini almış. Şimdi biz biliyorsunuz AnInvider'da göstermiştik. Evet, meta içerisinde olduğunu söylemiştik. Gelsin şimdi. Bakın gördüğümüz gibi meta layer içerisinde görünüyor. Şimdi ufacık bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi her ne kadar burada best practice içerisinde do not copy and modify existing recipes from other layers. Yani var olan bir layer'ı asla bulunduğu yerden kopyalayıp veya var olanı bulunduğu yerde modifiye etmeyin. Onu extend edin bbpendlerle diyor. Bu bizim dışımızda var olan layer'lar için geçerli. Asla şurada ifade ettiği gibi bizim AnInvider'ı bulunduğu yerden kopyalayıp, kesip kopyalayıp
yeni layer'ımız içerisine almamızla alakası olan bir uyarı değil. Bu bizim dışımızda bir layer'da, bizim dışımızda var olan, atıyorum işte MetaExtend içerisinde tar vardı, şu vardı, bu vardı. Buzzybox'ın layer'ı vardı. LightHTTP'nin bir layer'ı vardı. Nginx'in layer'ı bir başka bir yerde vardı. Gidip onları orada ya olduğu yerde değiştirmeyi, onları olduğu gibi oradan kopyalayıp başka yerlere almayı, onun yerine öğrendiğimiz gibi bb-append dosyaları üzerinden kontrol ediniz diyor, ama şu an bizim move etmemiz eğitim kapsamımız içerisinde bizim kendimizin yerleştirdiği invider'ı kendi elimizde tekrar şimdi yeni yerine kopyalamamızdan ibaret. Haydi yapalım. Şimdi move meta, tabii ki recipes extended AnInviders, tabii şimdi aynı klasör yapısını koruyalım. Dolayısıyla recipes extended'i biz bir bootlin içerisine de oluşturalım önce. Tamam. Bu işlemimizi gerçekleştirelim. Meta recipes extended içerisinde AnInviders meta bootlinlabs recipe extended altına alıyorum. Şimdi show recipes diyorum. Evet. Artık kendi yerinde. Evet, böylece Lab 4'ü hızlı bir şekilde sonlandırdık. Lab 5'te görüşmek üzere.